Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde ViewSony'in VG2437 SMC yine evet. Biraz uzun. Evet, ViewSony modellerinde genelde böyle uzun bir şey oluyor, isim oluyor. Evet, bu da 24'ten de anlıyoruz ki 24 inç. 24 inç. Ama evet. Hani görülebilir alan 23.6 demişler. Dolayısıyla bazı listelerde 23.6 diye de geçebilir ama hepsi aynı şey bu. Tamam. Şimdi bugüne kadar incelediğimiz monitörler içinde aslında bunun bir ayrı yeri var. Bu kurumsal monitör aslında bakarsan. Çünkü oyuncu monitörü işte make-up şeyden kurtarıyor. Milisaniye değerleri düşük oluyor. İşte profesyonel çizim monitörü ya da işte tasarım monitörü dediğimiz zaman IPS panel oluyor. Ve renkler güzel oluyor bu sefer de. Hani milisaniye konusunda tepki süresinde biraz başarısız oluyor. Ama bu başka, bu konferans için. Mesela üzerinde hemen göstereyim, şurada webcam'i var, 2 megapiksel ve ses alabiliyor. Bunu alacaksın, başka bir ekipman kullanmadan iş görüşmeni yapacaksın. Amaç bu. Ya yani masaüstü bilgisayarın varsa ayrıyeten bir kamera falan, böyle üstüne yani monte ediliyor falan, öyle şeyleri yani kurtarıyor seni. Buradan şeyi hayal etmek lazım yani. Hani eve bir tane kamera alıp geçersin de bundan adam 100 tane alacak. Bütün iş ve çalışanların önüne koyacak onu mesela. Onları bağlayacak. Tabii şöyle bir şey var. Bu USB bağlantısını yaptığında çalışan bir şey. Onu da söyleyelim. Evet, evet. Yoksa başka nasıl iletişim tabii olacak? Tabii başka zaten türlü yani olmaz. Yani sadece görüntüyü bağlayarak o fonksiyonu kullanamazlar. Bu tabii böyle olunca bak, kurumsal alanda çok önemli bir şey daha varmış. Biz hani çok dert etmiyoruz belki ama ergonomi. Çünkü firmalar orada şeye uymak zorundalar. Çalışanın sağlığını düşünmek zorunda. Değil mi? İhaleye çıkılıyor sonuçta. Umurumuzda olmuyor. Evet. Orada işte şu tür ergonomik hareketleri yapabilecek tabii şartlar oluyor. Evet. Ona uyum sağlaman sen lazım. Sen yayılıp oturuyorsun bu bilgisayarın karşısında. Evet. Adam bütün gün böyle şey gayet oturur pozisyonda. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Koltukları bizi, seçme şansı yok ya adamın. Bir çalışma pozisyonu var. Monitörün ona ayak uydurabiliyor olması lazım. Çünkü senin yer olarak ben gidip de patrona ya bize bir işte DX Racer koltuk alın diyemiyoruz. Bazı şanslı arkadaşlar gibi. Şimdi burada hareket kabiliyeti önemli. Biz bunu detaylarda göstereceğiz. Evet. Ama hani ben şimdi sözde söyleyeyim. Bir defa temelden şurada görüyorsun. Ve çok yumuşak Murat. Evet. Hareketler tek çok kolay. Rahatlıkla yapabilirsin. Kendisi etrafında dönebiliyor. Şey hareketi var. Pivot yapabilirsin. Yan tarafa tamamen çevirebiliyorsun. Evet. Şunun yukarı aşağı ayrı hareketi var. Bir de bu monitörün kendi şöyle yükseklik ayarı var. Evet. O da çok yumuşak. Onu da çok rahat yapabilirsin. Evet. Ya ViewSonic bu ergonomiye önem verdiği zaman modellerinde hakikaten o işi iyi yapıyor. Daha önce gördüğümüz bazı modellerde de vardı. Bu evet, burada hani bir bakıyorum eksik ne var diye. Hani hareket kabiliyeti anlamında pek bir şey yok. Yok. Bunların hiçbirini istemiyorsun. VESA desteği var duvarına. Evet, şu arka taraf tamamen. Duvar da şart değil. Mesela o desteğe sen akrobasi yapabilen kollar var. Evet. Onlardan da takıp mesela şeye clips diyebiliyorsun masaya. Bunu masa üstünde istemiyorsan. Hepsini yapabilirsin. Şöyle söyleyeyim. Bunun ki paneli MVA panel. Görüş açıları bayağı iyi. Yani 178 derece tam olarak o kadar diyemem ama çok yakın. Yani bayağı şu açıdan baktığın zaman ucunu görebiliyorsun. Doğru. Çok fazla bir renk kaybı olmadan. Bunun yanında 250 nit parlaklık. Ya parlaklık fazlasıyla yeterli geliyor Murat. Zaten kapalı, hani ortamda, kapalı ortamda kullanacaksın. Öyle. Zaten kapalı ortamda biliyorsun 120 civarını yeterli buluyorlar. İşte ben bir süre kullandım, yarı yarıya düşürmek zorunda i̇şte kaldım. Yarısı 120'ye deniyor. O civara denk geliyor evet. Onun dışında %95 sRGB'yi destekliyor. Bak mesela çok üst düzey paneller diyoruz ki %100 sRGB deriz. Burada %95. Kötü mü? Değil. Yani biz baktığımız zaman burada 3 kişi kullandık. Bizim grafiker arkadaşımız Gökhan kullandı, sen kullandın, ben kullandım. Grafik şeylerden, renklerden yana bir şikayetimiz de olmadı. Artı kalibrasyon cihazı da çok fazla değiştirmedi biz denediğimiz Windows zaman. Windows profilini çok değiştirmedi. Çok değiştirmedi. Zaten artık monitörler kalibreli çıkıyorlar fabrikalarından. O da kurtarıyor vaziyeti. 5 milisaniye olduğunu söylemiştim. Şimdi bunda hoparlör falan da var tabii. Yani çünkü telekonferans yapıyorsun. Karşındakini de duyman lazım. Mikrofon var. İşte dediğim gibi webcam var. Biz bunları denedik. Şöyle diyeyim. Standart ofis ışığında. Hani böyle biz şimdi burada test etsek burada her şey güzel gözükür. Ama standart ofis ışığında, ki bu ofisten kastettiğim gün dışarıdan gelen ışık. Evet. Biz şeyi de açtık, çok fazla fark etmiyor. İş görüyor çünkü şunu diyeyim, full ekranda sen bunu izlediğin zaman kendi çekimini, biz çekimimizi izlediğimiz zaman tabii ki de orada piksellerin şey yarattığı gürültüyü görüyorsun. Ama
Orada senin zaten muhteşem bir görüntü kalitesi sunman gerekiyor. Sen gözük yani yeter. Sonuçta internet üzerinden zaten hani Skype üzerinden konuşacaksın. Onu küçülttüğün zaten... zaman da çok az bir şey belli oluyor. Gürültü belli oluyor. Gayet yeter. Yani bu varsa bence webcam alınmasına çok gerek yok. Bence de. Ama şey konusunda çok emin değilim. Hani ses konusunda çünkü bu monitörle aranda bir mesafe var. Şey burada kalıyor mikrofon. Bağırmak da istemeyebilirsin. O zaman işte bir kulaklıklı mikrofon. O zaman evet, sesin karşıya düzgün iletilmesi için çok önemli hale geliyor. Onun için ben hala mikrofon çözümü önerebilirim. Ama hani şeysindir, odada tek başınasındır. Birini rahatsız etmiyorsun konuşarak çok fazla. Sesini yükselterek duyurabilirsin karşı tarafa kendini. Ha bir de tabii şu da var. Bu tip mikrofonlar ortama aldığı için ortamdaki yankıyı da alıyorlar. Hani evet. Belki şöyle bir ağzının önünde olan bir mikrofonla onu da çözersin. Bakalım başka şey şöyle giriş çıkışları söyleyeyim. VGA var, DVI var, DisplayPort var. HDMI yok. Büyük soru işareti. Evet. Ya ben mesela benim dizüstü bilgisayarımdaki çıkış HDMI yok başkası. Aletin üzerinde yoktu. Dönüştürücü kullanmak zorunda kaldım ama yani VGA var, niye şey yok? İşte şimdi, orada acaba hani eski bilgisayarlara takılabilsin falan diye mi düşünmüşler? Ve valla genel hani kurumsal mı düşünüyorlar acaba? ViewSonic şunu söylemiş kendi sitesinde. DisplayPort sayesinde geleceğe uyumlu. Hı. Tamam, DisplayPort devri başladı. Tamam, evet. ViewSonic de burada hani örtüşüyor fikrimiz de. Hani bizim gibi ülkelerde daha çok DisplayPort daha nerede hiç görmüyoruz bile. Doğru. Laptoplarda yeni gözüküyor falan. Bu HDMI olması iyi olurdu. Yani HDMI'den vazgeçilmemesi gerekiyordu bence. Çünkü diğer şey de var, DVI de var sonuçta da. İşte laptopların hepsinde HDMI var. Tek kabloyla çeviricisiz takabilirdik. Evet. Şimdi DVI de kullansan, DisplayPort da kullansan bir çevirici giriyor araya. O yüzden HDMI'nin olmaması bana biraz tuhaf geldi. VGA'nın olması da tamamen geriye uyumluluk. Yani evet, bu kadar tamam. Uyumluluk düşünüp HDMI'yi geride bırakmak olmamış. Evet, bence de olmamış. USB var iki tane. Hı hı. Üstünde, alt tarafta, sol tarafında. Evet, bu tarafında. Sana göre, evet. Şimdi ViewSonic'in uyuz edici sistemi devam ediyor menülerde. Ama hiç olmazsa bu sefer şey, görüyorsun. Ön tarafta hangi tuşun nerede olduğunu görüyorsun. Orada altta da hemen tuşları var. Alışman lazım. Ha şu taraf var, bir daha uğraşmayacaksın. Bir kere yapıyorsun. Evet, bir kere geçeceğim. ViewSonic'in genelde monitörlerinde gördüğümüz güzel özellikleri bunda da var. Mesela Flicker Free çok önemli. Çünkü belki bunun karşısında memur sabahtan akşama kadar yazı yazacak. Evet. Flicker Free, yani o titreşimi biz görmüyoruz aslında bakarsan. Biz kameraya çekebiliyorduk onu. Ama algılıyorsun yine de, sen bakıyorsun oraya. O uzun senin günün sonunda senin gözlerinin yorgunluğu şeklinde. Baş ağrısı falan gibi tabii, şeyleri oluyor. Her insanı aynı derecede etkilemiyor. Evet. Ama etkileyeni de fena etkiliyor. İşte bunda öyle bir sorun yok. Bu gözleri yormaz. Blue Light Filter, yani mavi ışık, yine aynı şeye günün sonunda çok çalıştığın zaman etkileyen o mavi ışığı filtreliyor. O da güzel. Eco modu var. Ekonomik modu. Bir de yazılımını kurarsan işte kalibrasyon olayı var. Ama onlara biz hiç gerek duymadık. Biz kendi kalibrasyonumuzu yaptığımız için harici cihazla. Evet. Ve hani güzel de sonuç aldık zaten. Pek bir kurcalamaya gerek duymadık. Bakayım hani başka atladığım bir şey var mı? Ha, bu monitörle oyun falan oynanmaz mı? Tabii ki de oynanır. 5 milisaniye iyi değerler bunlar. Daha iyileri tabii ki de var da. Bu onun için yapılmış monitör değil. Hani onu baştan kabul edeceksin. Ama lazımsa da oynanır. Hiçbir şey yapmaz. Yani aldığın zaman hani normal kullanım için aldıysan oyun oynarken de sıkıntı yaşamazsın. Yok, sıkıntı yaratmaz. Şunun için söyleyeyim. Yani oyun monitörü diye alma. Tabii. Bunu aldıysan zaten oyun oynayabilirsin. O öyle değil. Ha, film izleyebilirsin. Full HD monitör. Onu tabii. Söylemeyi unuttuk galiba başta. Full HD monitör. 24 inçte önünde oturduğun zaman iyi. Ben de 24 inç monitör kullanıyorum. Hemen önündeysen gayet yetiyor. Yetiyor evet. Daha fazlası için biraz daha, çünkü monitörü biraz daha büyüt. 27 yap. Sen kendin birazcık geriye gitmen gerekiyor. Denge kuracaksın. Bir de Full HD artık orada sınırlarına mı yaklaşmış oluyor? Öyle evet, Full HD için yani daha yüksek fazla çözünürlükler istiyorsun. Kesinlikle öyle. Yani bu bence ideal. İdeal, evet. Sen de kullandın. Ne diyorsun? Vallahi ben memnun kaldım. Benim hani kullanım tipim ofis ortamı işte. Tam yazılım yapacaksın. İşte bir şeyler okuyacaksın vesaire. Renklerinden falan vesaire memnun kaldım. Özellikle ergonomisinden çok memnun kaldım. İşte tek soru işareti söyleyebileceğim. HDMI portunun olmaması. Onu da basit bir çeviriciyle çözüyorsun.
Tabii canım çözülmeyecek. Çözülmeyecek bir problem değil. Allah'tan DVI var ki ona çevirmek kolay. Evet, ona çevirmek kolay. Her ekran kartında bir ara bu çeviriciler çıkardı bu tip ama bu HDMI DVI biraz daha hani kolay bulunan evinde herkesin çantasında olabilecek bir şey değil bir aslında. Bir ara ekran kartı almış olan herkes de aslında şey yapabiliyor. Çıkıyor yani. Bunu da hani yanında verseler fena olmazmış. Şimdi şey merak ediyorum. Sen mesela kod yazıyorsun. Bunun pivotu sana yarar mı o şekilde? Sen ya, biliyorsun. Senin yaptığın işte. Şimdi görmek istediğin şeye bağlı. Mesela Excel'de çalışıyorsan, yatay bir şey görmek istiyorsan bu şekilde kullanacaksın. Veya bir şey arıyorsun. İşte kod yazarken bazen dik kullanmak işine gelebiliyor. Çünkü çok her şeyi aynı anda göremiyorsun. Dik çevirip kullanabiliyorsun. Ve bunun kolay dönmesi çok avantajlı. Öyle. Aslında hem de son olarak biz bunu Amerika'da çekiyorsak fiyatının da gayet güzel olduğunu söyleyecektik. Evet. Çünkü 313 ile 338 dolar arasında değişiyor bunun fiyatı piyasada. Yani 300 dolar kalibresinde bir monitör bu. Ama bizde hemen 1150 lira oluyor. KDV dahil. 1000 liranın üzerine çıktın. Yani ben kendi monitörümü bundan 2 sene evvel bundan çok daha üstün bir monitörü bu fiyata almıştım. Şimdi felaket ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ekonomik olsun diye üretilen monitörü bile 1000 liranın üzerinde alıyorsun. Ya işte TL değil de hani dolar üzerinden artık değerlendirelim biz de. Hani her incelemede aynı şeyi söylüyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Şunun için söylüyorum. Değerlendirirken evet yani pahalı demeden önce ürünün klasına sınıfına bakmak lazım. Bu 300 dolarlık bir monitör aslında. Bu böyle uçup kaçacak bir şey değil. Ama bizde pahalı. Ve hani şeyi düşünmek lazım. Daha iyi monitörler ne hale geldi şu anda bazılarını. Hani telaffuz etmek bile istemiyorsun fiyatlarını. Bu da ekonomik artık seride bir monitör. Ama bence o ekonomisi için gerekli her şeyi vermiş. Yani kurumsallık için ben hiçbir eksik bulamadım. Evet. Özellikle ergonomiye çok önem veriliyor. Vermiş. Hiçbir sorun yok. Kamera koymuş. İşte mikrofon koymuş. Güzel de çalışıyorlar. Görüntüsünü verdik. Ya genel kullanım için de bence hiçbir genel problem kullanım. Yok. Ya şunun için söylüyorum hani genel kullanım için yani bunu çok eğip bükmeyeceksen mesela biraz daha tasarruf edecek bir şey bulursun. Daha hiç hareket etmeyen bir monitör bulur. Biraz daha kısarsın fiyatını vesaire. Ama hani bu 300 dolara iyi bir bileşke olmuş. Görüntü kalitesi, ergonomisi derken. Çok da parlamıyor. O da bizim birazcık hoşumuza gitti. Ekranı. Yansıtma anlamında söylüyorum. Artık hani özellikle benim iş yerlerine yani monitör bakanlar için eğer biraz da çalışanınızın sağlığı önemliyse çünkü içinde barındırdığı o şey az değil. Yani bunların olmadığı monitörler var piyasada. Hani farklı monitörler incelerken, kıyaslarken bence Flicker Flea ve şu Blue Filter olayını mutlaka isteyin. Arayın bunları. Çünkü bunlar günün sonunda 8 saat çalışacak adamın gözünü mahveder bu monitörler. Yani bunlar olmazsa bunlar da işte artılar bunları yok etmiş adamlar işte. Rakiplerinde de var bu teknolojiler. Bunlar artık standart olarak gelmesi gereken şeyler. Doğru. Bence monitör seçerken bunları da aramakta fayda var. Neydi bir daha söyleyeyim. ViewSonic VG2437 SMC. Evet. Evet. Böyle hem de. Hem de söyleyeceğim başka bir şey yok. Peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.